Herkese merhabalar efendim. Canogurumi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine farklı bir tasarımla karşınızdayım. Biraz ara vermiştim. Biliyorsunuz Ramazan ayı, bayram vesaire derken bugüne kısmetmiş. Bu videomuzda böyle kızlarımız için çanta örüyoruz. Şimdi şöyle çantamızı size bir kısaca tanıtmak istiyorum. İçerisinde kızımın mücevheratları var. Görüyorsunuz. Oldukça da çok şey alıyor. Bir de bunda kullandığım zincir tekniği de çok farklı. Onu da yine videomda anlattım. Hem tavşanın hem de pandanın tarifini verdim. Bu videomuzda bu çantayı ördük. Bunu ben önceden örmüştüm tarif çıkarmak için. Bunu da birlikte ördük arkadaşlar. Pandanın ve tavşanın tarifini de veriyorum. Gayet anlaşılır bir video olmuştur umarım sizler için. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Abonelikler ücretsizdir. Beni Instagram hesabımda da takip edebilirsiniz. Ördüğünüz çantaları bana oradan gönderebilirsiniz arkadaşlar. Şu çantayı kızım şu an aktif kullanıyor. Hatta bugün kreşe giderken istedi. Ben de söyledim kızım video çekeceğim diye. O yüzden biraz mırın kırın etti ama evde zorla bıraktım sizin için. Kullandığım iplerime gelecek olursak kalın bir ip olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle biraz tok durması için kalın bir ip tercih etmelisiniz. Markası fark etmez. Bu Alize Cotton Gold Plus'la örüldü ama artık üretilmiyor. Ben de elimdeki iplerimi kullanıyorum. Bu da Nako denim arkadaşlar. Kalın bir ip. Normalde ben burayı da siyah yapmak istiyordum ama maalesef ipim yetmediği için böyle beyazlık katmak zorunda kaldım. Burasını da farklı bir renk yaptım. Siz de evinizde artık bulunan kalın ipleriniz varsa böyle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir marka vesaire olması gerekmiyor. Şuradaki figürleri örmek için de ince bir iplere ihtiyacımız var. Renk, boyut size kalmış arkadaşlar. Eğer biraz daha büyük örmek istiyorsanız videoda da belirttim. Şuradaki arttırma işlemlerini bir iki sıra daha arttırıp şurayı da bir iki sıra daha uzun örebilirsiniz. Evet, hazırsak çantamızı beğendiyseniz örmeye başlayalım. Evet, şimdi çantamıza başlıyoruz. Çantam şurada dursun. Söylediğim gibi arkadaşlar ben alt taban için farklı bir renk kullanacağım ipim az olduğundan dolayı. İnşallah bunun boyutunda olur. Şimdi sihirli halka yapıyoruz. 2 adet zincir çektim. Şimdi içerisine 10 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Sihirli halkamızı kapatalım şöyle sıkı bir şekilde. Şimdi arkadaşlar iki ucu İlmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Şimdi 2 adet zincir çekip yukarı çıkıyoruz. Sıra sonlarında hep ilmek kaydırma ile birleştirip 2 adet zincirle yukarı çıkacağız arkadaşlar. Şimdi 10 tane trabzanımız oldu. Hepsine çift batıyoruz. Sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. Yani arttırıyoruz arkadaşlar. 10 kez arttırıyoruz ve 20 adet trabzana ulaşıyoruz. Bir ilmek içerisine 2 adet trabzan yapıyoruz ve 20 adet trabzana ulaşmış oluyoruz. Bu sırayı birlikte örebiliriz. Evet, son arttırmam.
Evet kızlar, toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Şimdi yine bir en son yaptığımız sıradaki ilk trabzanın içerisine şöyle ilmeğimi kaydırıyorum ve iki zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi üçüncü sıramızdayız. Bu sıramızda da bütün ilmeklerimize çift batıyoruz. Bu arada arkadaşlar şunu da size göstermek istiyorum. İki zincir çektik. Hemen aynı şuradaki sık iğnenin içerisine, ilmeğin içerisine tekrar arttırma yapıyoruz. Yani bir yandaki sık iğneden başlamıyoruz. Aynı sık iğneden başlıyoruz arkadaşlar. Bu ilmek kaydırmada burada çok sıkıntı oluyor. Bunu da söylemiş olayım. İki zincir çektikten sonra aynı trabzanın içerisine tekrar iki tane trabzan yapıyoruz. Şimdi bunda da sıra sonuna kadar arttıralım. Evet, üçüncü sıramızda toplamda 40 adet sık iğneye trabzana ulaştık. Şimdi yine sıra sonuna geldim. İlmeğimi kaydırdım ve iki zincirle yukarı çıktım. Dördüncü sıramdayım. Bu sıramda da iki tek bir arttırma yapıyorum. Bir, iki tek ve aynı trabzan içerisine iki defa batıyoruz. İki tek bir arttırma yapıyoruz. Bunu sıra sonuna kadar tekrarlayacağız arkadaşlar. Yazılı bir tarifim olmadığı için çantama bakarak yapıyorum. Evet, iki tek yaptım. Şimdi bir tane arttırıyorum. Sıra sonuna kadar örelim. Bu ip aslında katlarına ayrılmıyordu. Şimdi neden böyle ayrılmaya başladı? Bir, iki tek, bir arttırma. Evet, sıra sonuna kadar tekrar edelim. Evet, iki tek bir çift yaparak toplamda 52 adet trabzana ulaştım arkadaşlar. Yine ilmeğimi kaydırdım ve iki zincirle yukarı çıkıyorum. Beşinci sıramızda da 4 tek bir arttırma yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tek bir arttırma. 1, 2, 3, 4 tek bir arttırma arkadaşlar. Sıra sonumuza kadar bu işlemi tekrar ediyoruz. Bakın şöyle hiç ortası falan şey olmuyor. Ne derler ona? Ay, aklıma gelmedi. Siz anladınız umarım. 2, 3, 4 tek bir arttırma. Benim yine çayım kaynıyor. Videomu izleyenler bilir. Dört tek bir arttırma. Sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Şimdi söyleyebilirim arkadaşlar, potluk olmuyor. Yani şöyle yüz yuvarlak bir görüntümüz oluyor. Şimdi buradaki ilmek sayısını da söyleyeyim size. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 8, 61 adet trabzanım var. Şimdi arkadaşlar son arttırma sıramdayım. Bu sıramızda da yine ilmeğimi kaydırdım ve iki zincirle yukarı çıktım.
Hemen yanından örmeye devam ediyorum. Bu sırada da 6 tek bir arttırma yapıyoruz. Yüz yumuşacık bir ip. 3 4 5 6 tek bir arttırma. Söylediğim gibi arkadaşlar, eğer şu çantadan biraz daha küçük istiyorsanız arttırma işlemini burada bitirebilirsiniz. Eğer büyük bir çanta istiyorsanız burayı birazcık daha çoğaltabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. 1 2 3 4 5 ve 6 tek bir arttırma. Evet, sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. 1 2 3 4 4 5 ve 6 tek bir tane arttırıyorum. Sıra sonuna kadar örelim. Evet, sıra sonuma geldim. Toplamda 72 adet trabzana ulaştım arkadaşlar. Şimdi yine 2 zincirle yukarı çıkıyoruz. Şimdi şöyle bir sıkıştırayım, içindekiler düşmesin. Ölçmek istiyorum. Tam arkadaşlar. Gerçekten süper oldu. Evet. Şimdi şu kısmımızı bitirdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra arkadaşlar. 11 sıra arttırma eksiltme yapmadan 72 adet trabzanı öreceğiz. Ama bu sıramızda önce şu arka ilmeklerden alarak bir sıramızı bitirmemiz gerekiyor. Böyle arka ilmeklerden alarak 72 adet trabzanı sıra sonuna kadar düz bir şekilde örüyoruz. Ama ben ip değişikliği yapmam gerekiyordu. Biliyorsunuz siyah kullanmak istiyorum. Eğer siz ip değişikliği yapmayacaksanız az önceki ördüğüm gibi ilerleyebilirsiniz. Şimdi renk ilmek kaydırmada renk değişikliğini de size göstermek istiyorum. Hemen onu da şöyle kısaca bir anlatayım. Bakın arkadaşlar, şu son yaptığımız trabzanımızdı. Bunun yine son hamlesini çıkarıyoruz. Ve renk değiştirmek istediğimiz renkle trabzanımızı tamamlıyoruz. Buradaki trabzana batıp ilmeğimizi kaydırıp ve 2 zincirle yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Renk geçişimiz bu şekilde. Benim gibi örmek isteyenler için şöyle kısa bir bilgi olsun. Şimdi söylediğim gibi sıra sonuna kadar arka ilmeklerden alarak örüyoruz. Evet, 72 adet trabzanı bu şekilde örelim. Evet, arka ilmeklerden alarak bir sıramızı tamamladık. Şimdi 10 sıra arttırma, eksiltme yapmadan, ki tabii ki uzunluk size kalmış, uzunluk, kısalık, ben 10 sıra düz örmüşüm. 10 sıra boyunca arttırma, eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım, kolay gelsin. Evet arkadaşlar, toplamda 11 sırayı düz ördüm. Maalesef ki siyah ipim burada bittiği için arkadaşlar beyazla örmek zorunda kaldım. Ama bu da çok farklı olacak gibi. Zaten pandalı öreceğimiz için de problem olmaz diye düşünüyorum. Pandayı şöyle ortaya koyarız. Gayet de şık durur. 11 sıraya kadar ördük arkadaşlar. Şimdi şuradaki bağcık kısmımızı öreceğiz. Evet. Şimdi kaçıncı sıradayız? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18. sıradayız arkadaşlar.
Yine iki zincirle yukarı çıktım. Şimdi 3 tane trabzan örüyorum. 2 3 bir zincir çekiyoruz. Bir tane trabzan atlayıp ikinciden örmeye devam ediyoruz. Şimdi bir trabzanımızı ördük. 2 tane daha örüyoruz. 2 3 bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Bakın arkadaşlar, görüntü olarak böyle. Yani 3 trabzan, 1 zincir, 1 atla. 3 trabzan, 1 zincir, 1 atla yapacağız. 1 2 3 trabzan, 1 zincir, 1 atla. Sıra sonumuza kadar bu işlemimizi tekrar ediyoruz. Siz de eğer evinizde artık ipleriniz varsa benim gibi bu şekilde örebilirsiniz. Yani avuç içi kadar siyah ipim vardı. Ben onunla nasıl böyle kocaman bir çanta örmeye kalktım? Gerçekten de bazen kendimi anlamıyorum arkadaşlar. Evet, 3 trabzan, 1 zincir, 1 atla. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Şimdi son sıramdayım. Bu sıramızda da bütün ilmeklere 72 adetti. 72 adet sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Zincir içerisine bir sık iğne. Trabzanların içerisine 3 sık iğne. Bakın. Bu şekilde örüp ipimizi koparıyoruz. Sonra pandamızın kafasıyla devam edeceğiz. Veya istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Farklı bir zincir tekniği var. Onu da size göstereceğim. Çantamız bitti. Şimdi pandadan önce şu kulptaki zincir tekniğini size göstermek istiyorum. Bakın burada da aynısını kullandım. Şöyle çok farklı bir zincir arkadaşlar. Burada da aynı tekniği kullandım. Siz kullandığınız çantanın rengine göre olan ipinizi alıyorsunuz ve ipin ucundan arkadaşlar şöyle 1 metre ve 2 metre kadar. Hatta siz kulpunu daha uzun istiyorsanız biraz daha metresini çoğaltabilirsiniz. Bakın şöyle 2 metre kadar ipimi aldım. Sonra bir zincir çekiyorum. İplerim burada. Şimdi arkadaşlar şuradaki 2 metre bıraktığımız ipi tığımızdan geçiriyoruz ve normal zincir çekiyoruz. Tığımızdan geçiriyoruz. Zincir çekiyoruz. Ben biraz sıktım. Fazla sık olmasın. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Şöyle göstereyim. Şu görüntü. Şöyle tığımızdan aşırıyoruz. Oldukça kolay ve de farklı bir teknik. Çantada kullanacağımız için bir diğer zincir, normal her zamanki kullandığımız zincir biraz ince olabilir, zamanla aşınabilir. Tabi ondan da yapabilirsiniz ama bu da herkesin örebileceği bir şey olduğu için size bu taktiği göstermek istedim. Evet. Bakın. Şu görüntü arkadaşlar. Biraz daha örelim. Tığımızdan aşırıyoruz. Normal zincir çekiyoruz. Tığımızdan aşırıyoruz. Normal zincir çekiyoruz.
Evet, istediğimiz uzunluğa kadar zincirimizi çekelim. Bakın arkadaşlar, şu siyah olan normal zincir, her zaman kullandığımız. Şu da az önceki birlikte ördüğümüz zincir arkadaşlar. Şimdi ben şu normal zincir olanı çantamın içerisinden geçirmek istiyorum. Böyle çantamızın arasında geçirelim. Tam şöyle ortalayalım. Bir tane daha çıkaracağım. Evet, şimdi şu taraf. Bakın arkadaşlar, tam ortasından çıktı. Bunu böyle sıkıştıracağız. Çok şık oldu. Sonra böyle bağlayabilirsiniz vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar, kulpumuzu örmüştük. Kulpumuzu da aynen bu şekilde şöyle tam ortalıyoruz. Birini bu tarafa arkadaşlar, istediğiniz yere sıraya, birini de bu tarafa bu şekilde sabitleyeceğiz. Ama ben şu boncuklardan takmak istiyorum yine, şık durduğu için. Hepinizde de vardır umarım. Olmasa bile farklı tarz boncuklar kullanabilirsiniz. Şimdi o boncuklardan takıp bu şekilde sabitleyeceğiz. Evet arkadaşlar, çantamın son hali bu şekilde. Bakın şu boncuklarımı taktım. Her iki tarafı da normal bir şekilde sabitledim. Buraya da iki tane pompon yaptım. Benim pomponum şöyle makinesi var arkadaşlar. Onunla yaptım. Siz elinizle de yapabilirsiniz. Acaba dedim, şu iki pompon çok mu abartılı oldu diye düşündüm. Ama şu pandayı bir örelim bakalım. Onu da taktıktan sonra belki bir tanesini çıkarabilirim. Şunu çıkarabilirim belki. Evet. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu ip buna göre biraz daha ince olduğu halde bu bundan uzun oldu. Gayet de güzel oldu bence. Şimdi bunu şöyle bir kenara alıyoruz ve panda için ipimizi alıyoruz. Panda'da kullandığım ipim arkadaşlar Catania'nın beyazı. Normalde emzik zincirlerinde örerken 2 numara tığ kullanıyorum ama bunda 2.20 milim kullanacağım. Şimdi panda için normal sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne yapıyoruz. 3, 4, 5, 6 kapatıyoruz ve ikinci sıramıza geçmiş bulunuyoruz. İkinci sıramda da çayımı şuradan bir alayım. İkinci sıramda da arkadaşlar her sık iğneye çift batıyorum. 6 kez tekrar ediyorum. 2 3 4 5 ve 6. Toplamda 12 adet sık iğnem oldu. Şimdi 3. sırada bir tek bir çift yapıyorum. Bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Fazla yapmışım. Şimdi 3. sıramızda arkadaşlar bir tek bir çift yapacağız. Evet. 6 kez tekrar ediyoruz. Bir tek bir çift şeklinde. Ve 18 adet sık iğneye ulaşıyoruz. Bir tek bir çift, 6 kez tekrar, sıra sonunda 18 adet sık iğneye ulaşalım. Evet, toplamda 18 sık iğneye ulaştım. Şimdi 4. sıramda 2 tek bir çift yapıyorum. 1 2 tek bir çift, 2 tek bir çift, 3. arttırmam, 6 kez tekrar ediyoruz. 1 2 tek,
Bir çift. Dördüncü arttırmam. Beşinci arttırmam ve sonuncu arttırmam arkadaşlar. Toplamda 24 adet sık iğneye ulaştık. Evet, son sıramızdayız. Burada da 3 tek bir arttırma yapıyoruz. Üç tek yapmışım. Şimdi bir arttırıyorum. 6 kez tekrar ediyoruz. 1 2 3 tek bir arttırma. 6 kez tekrar ediyoruz dedik. Sıra sonunda 30 adet sık iğnemiz olacak. 3 tek bir arttırma. Son 2 2 3 tek bir arttırma ve sonuncu 2 3 tek bir arttırmam arkadaşlar. Toplamda 30 adet sık iğneye ulaştım. Şimdi 10. sıraya kadar arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. 5. sıramdayım. 6, 7, 8, 9 ve 10. sıraları arttırma eksiltme yapmadan 30 sık iğnemizi düz bir şekilde örelim. Bu tarifi ayıcık olarak da kullanabilirsiniz. Ben kulaklarını siyah olarak öreceğim. Kafasını beyaz, o yüzden panda gibi olacak arkadaşlar. Ama farklı tonlarda, kahve tonlarıyla vesaire örerseniz aynı bildiğiniz ayıcık tarifi. Evet, şimdi 10. sıraya kadar düz örelim. 10. sıramıza kadar düz ördük. Şimdi emniyetle gözlerimizi takacağız. 2, 4, 6, 7 ve 8. sıralar arasında arkadaşlar. Şöyle sirlakadan saydığımızda 2, 4, 6, 7 ve 8. sıralar arasına 6 milim kullandığım, emzik zincirinde de kullandığım göz bu. Arasında 5 sık iğne bırakıyoruz. 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5.ye sabitliyorum. Evet, arkasının emniyetlerinde takalım. Çok fazla ayrık olmasın arkadaşlar. Ayrık göz hiç sevimli durmuyor. Bakın ne kadar minnoş. Evet, arkalarını da bu şekilde sabitleyip mühürledim arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden eksiltmelerimizle devam ediyoruz. Şimdi 3 tek bir eksiltme yapıyoruz. 6 kez tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 24 adet sık iğneye düşüyoruz. 3 tek ön loblardan alarak eksiltiyorum. 1 2 3 tek bir eksilt. Sanırım sonuncu eksiltmeme geldim. 1 2 3 tek bir eksiltiyorum. Evet, 11. sıramızı bitirdik. Şimdi 12. sıramızdayız. Bu sıramızda da 2 tek bir eksiltme yapıyoruz. 1 2 tek bir eksiltiyoruz. 6 kez tekrar ediyoruz. Bir eksilt. Sıra sonunda 18 adet sık iğneye düşüyoruz. 1 2 tek bir eksiltme. 2 tek bir eksiltmemi de yapıyorum ve toplamda 12. sıramda 18 adet sık iğneye ulaştım. Şimdi arkadaşlar 1 tek bir eksiltme. 6 kez tekrar, sıra sonunda 12 adet sık iğneye düşelim. Bu sıramızdan sonra içerisine elyafımızı koyacağız. İkinciyi eksiltiyoruz.
Niye bu kadar zor oldu bu iş? Bir. Evet, son iki eksiltmemi de yapmadan içerisine el yapımı koymak istiyorum. Şöyle. El yapımızı yerleştirdik. Şimdi devam ediyoruz. Son eksiltmem. Evet, toplamda 12 adet sık iğneye ulaştık. Şimdi arkadaşlar bütün ilmeklerimizi eksiltiyoruz. 6 kez. 1 2 3 4 5 ve 6. Evet, pandamızın kafası bitmiş bulunuyor. Şimdi hemen vakit kaybetmeden kulaklarımızla devam edelim. Siyah ipimi aldım ve sihirli halk içerisine 6 adet sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6. Kapatıyorum. İkinci sıramda hepsine çift batıyorum. 1 2 2 3 4 5 ve 6. Şu sihirli halkı iyice bir kapatalım. Bakalım şimdi. Belirli bir tarif olmadığı için arkadaşlar. Şimdi 3. sıramızda 12 sık iğneyi düz örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Yeterli arkadaşlar. Evet, gayet güzel olacak. Şimdi şu sihirli halkanın ipini bir keselim. Şimdi burada arkadaşlar her iki ucu da karşılıklı olarak birleştiriyoruz. 1 2 3 4 5 sık iğne ile birleştirdim. Bakın. Şimdi aynısından bir kulak daha örelim. Şöyle ipimi uzunca kestim. Aynısından bir kulak daha örüyoruz. Evet, aynısından bir kulak daha örelim demiştik. Şimdi kulağımızı sabitleyeceğiz. Şöyle tuttuktan sonra sihirli halkadan itibaren bir kulaktan bir kafadan sabitliyoruz arkadaşlar. Benim siyah ipim kataniye bakarak bir tık daha kalındı arkadaşlar.
Şöyle gayet güzel duracak. Evet, bir diğer kulağımızı da aynen bu şekilde iyice sabitliyoruz ve sonra tekrar görüşüyoruz. Evet kızlar, pandam hazır. Bakın son görüntüsü de bu şekilde. Burnunu aynen böyle işleyebilirsiniz. Oldukça kolay, ekstra bir burun örmüyoruz. Şimdi bunu şöyle çantama sabitleyeceğim. Şöyle tam siyahın ortasına mı sabitlesem, buraya mı sabitlesem bilemedim. Altına da bir yaka mı örsek acaba? Bu arada arkadaşlar, tavşanın kafasıyla bunun kafası aynı. Şu katanya 2 milim tığ ile örüldü. Bu da 2,20 milim tığ ile örüldü. Sadece kulakları farklı. Kulakları da 6, 9, 12 şeklinde örüyoruz. 5 sıra düz örüp bitiriyoruz arkadaşlar. Sadece bu kadar. Yine de isterseniz isteyemezsiniz. Çünkü ben yayınladıktan sonra zaten izleyeceksiniz. İngilizcesini ekleyebilirim. Kulakların. Evet. Bence pandam çok güzel oldu. Zaten şunlar şıkır şıkır. Bir de buraya yaka eklemeye hiç gerek yok bence. Şimdi son işlemimiz olan pandamızı kafaya birleştiriyoruz. Şöyle siyah bir ipimden bir miktar kesiyorum. İpimin ucuna düğüm atıyorum. 2-3 kez atın. Şimdi arkadaşlar şöyle pandanın herhangi bir yerinden kafanın ortasından çıkıyorum. Bakın çıkmadı. Şimdi şurayı açıyoruz. Ben şöyle tam ortasına sabitlemek istiyorum. Siyahla beyazın ortasında olsun. Şuradan giriyorum. Tekrar buradan alıyorum. Evet, bu şekilde tam orantılayarak dikiyoruz. Biraz sık olsun. De şöyle üst taraftan. Siyahın üzerine sabitleyeceğim diye siyah ip almıştım. Neyse artık zaten içeride kalıyor. Evet, bir de şöyle üst taraftan aldım arkadaşlar. Bakın sabitlendi bile. Evet, şimdi ipimizi güzelce kaybedip son kapanış videomla videomu bitireceğim. Ve arkadaşlar çantamız artık hazır. Şöyle içerisine şu ipimi koyayım. Buradan böyle sıkıştırıp bu şekilde bağlıyoruz arkadaşlar. Gayet şık bir çanta oldu. Bu da aynı şekilde. Pandalı yapmak istedim. Çok da güzel oldu. Bakın. Evet, her zaman söylediğim gibi buraya kadar izlediyseniz sizin de böyle renk renk güzel çantalarınız olmuştur. Beni Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Ördüklerinizi bana oradan gönderebilirsiniz. Çantalarınızı çok merak ediyorum şimdiden arkadaşlar. Evet, kanalıma abone olduysanız videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Çıkarken arkadaşlar yeni yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.